İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Şitifti Mercator girişimi ve Medyaskop ortaklığı ile hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'nin yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konuklarım Profesör Doktor Demet Lüküslü ve Profesör Doktor Nebi Sümer. Bugünkü konumuz Türkiye'de genç olmak. Konda'nın geçtiğimiz hafta yayınlanan ikinci yüzyıl eşiğinde toplumsal değerler ve gençlik araştırmasını temel alarak Türkiye'deki gençliğin neler düşündüğünü, nasıl hissettiğini ve nasıl bir atmosfer içinde olduğunu konuşacağız. Anket verilerinden de yola çıkarak çoklu krizler çağında genç olmayı da konuşacağız. Günümüz Türkiye'sinde gençler hangi krizlerle, sorunlarla karşı karşıya, bu sorunlara karşı neler yapılabilir? Bu programda hep birlikte tartışacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan önce konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Nebi Hocam, hoş geldiniz Nemet Hocam. Hoş Hoş buldum. bulduk. Merhabalar. Hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorumu da Demet Hoca'ya sormak istiyorum. Çünkü Demet Hoca aynı zamanda KONDA araştırmasının danışmanlarından biriydi. Demet Hocam, araştırmanın bulgularından kısaca bize bahsedebilir misiniz? Araştırmadan kısaca bahsedebilir misiniz? Bu araştırmayla neyi ortaya çıkarmak istediniz? Sizin dikkatinizi çeken şeyler nelerdi? Evet, çok teşekkür ediyorum hem davet için hem de gençlik üzerine bir program yaptığınız için. Konda'nın araştırması aslında lise okulları için yapılan bir gençlik araştırması. Lise okullarını insan ve toplum araştırmaları merkezi var. Aslında bir eğitim kurumu olarak bu çeşit araştırma merkezleri oluyor olması, çalışıyor olması tabii ki çok değerli. Ve oradaki Mehmet Şirin hocamız koordinatörlüğünde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken gençlik üzerine bir araştırma yapılsa ne kadar güzel olur diye bir fikirle yola çıkılmış. Ve ben de çok şanslıyım ki araştırmada danışman olarak görev alabildim ve böylece de araştırmanın farklı aşamalarında aktif olarak yer alabildim. Sizin de söylediğiniz gibi aslında araştırma Cumhuriyet'in ikinci yüzyıla eşiğinde toplumsal değerler ve gençlik araştırması olarak geçiyor. Ve önemli artılarından bir tanesi de tabii gençliği sadece kendi içinde ve toplumun diğer katmanlarından çok farklıymış ve tamamen kendi başına bir kategoriymiş gibi ele almaması ve de genel nüfusla karşılaştırmalı olarak bir resmini görebilmemize imkan tanıması ve bu anlamda da hani hangi konularda gençlik farklılaşıyor ama hangi konularda da toplumla benzer eğilimlere sahip bunu görme şansına sahip oluyoruz. Sonra aynı zamanda da tabii hani gençlik dediğimizde tek başına ve toplumun dışında ele alamayacağımız gibi aynı zamanda da heterojen bir kategori olarak ele almamız, yekpare bir kategori olarak düşünmemiz gereken bir sosyal kategoriden bahsediyoruz. O yüzden de hem eğitim farklılıklarına göre hem yaşadıkları yere göre işte kırda mı, kentte mi yaşıyorlar ve tabii yaş gruplarına göre gençlik dediğimiz kategori kendi içinde nasıl farklılaşıyor bunu görmemizi sağlayan bir araştırma oldu. Ben kendi adıma da tabii hani yapılan başka gençlik araştırmalarıyla benzer sonuçlar bulunan yanları da var. Tabii konuda da çok fazla genç üzerine eğilen ve bu konuda da önemli araştırmalar yapan bir araştırma şirketi. Bu yüzden çok benzerlikler, paralellikler bulduk ama sen bir gençlik üzerine çalışan sosyolog olarak bu araştırmada kendin için neyi not ettin diye bana sorarsanız aslında benim de çok da fazla üzerine çalışmadım. Genç yetişkin kategorisi olarak tanımlanabilen 25 yaş 29 yaş arasının yani o yetişkinliğe adım atmaya çalışan ama aynı zamanda da pek çok zorluklarla karşılaşan kategorinin kendi içinde ne kadar ciddi kaygılara sahip olduğunu ve zorluklar yaşadıklarını görmek benim için dikkat çekiciydi ve kendime not ettim ki aslında bu genç yetişkin kategoriye de daha fazla bakmamız gerekiyor. Bunun dışında tabii kent ve kır ayrımını genelde unutuyoruz. Gençlik dediğimizde daha kentli bir kategori aklımıza geliyor. Gençlik sosyolojisinin de yaptığı hatalardan bir tanesi bu oluyor. Yani bir yandan giderek
kentte yaşayan bir nüfus ama bir yandan da kırda yaşayan gençler de var. Onları hatırlamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir araştırma oldu ve tabii ki de bir eğitim kurumu da araştırmayı yaptığı için ve bir anlamda bir hediye olarak tartışmaya sunduğu için de tabii hani eğitim üzerine de düşünülmesinin ve her ne kadar diploma enflasyonunun yaşandığı, eğitimin öneminin tartışıldığı bir dönemde her şeye rağmen eğitimin önemli olduğunu hatırlatan bir araştırma olarak not ettim. Ve bunun için de aslında bundan sonra da yapılacak bazı araştırma konularını kendim için not ettim diyebilirim herhalde. Çok teşekkürler Demet Hocam. Buradan da Nebi Hoca'ya soru sormak istiyorum. Hocam siz de Konda'nın zaten araştırmasını görmüşsünüzdür. Bekir Arıdır'ın yazısını da okumuşsunuzdur. Araştırmanın özeti olarak da araştırmanın bulguları gençlerin cumhuriyet değerlerine sahip çıktığını ancak bu değerlerin yeterince toplumsal hayata yansımadığı görüşü olduğuna işaret ediyor diye başlayan bir özet söylediler. Siz araştırmanın detayı ile ilgili, geneli ile ilgili neler söylersiniz? Bu çıkan bulgularda sizin dikkatinizi çeken nelerdi? Demet Hoca'nın söylediği gibi aslında heterojen bir grup gençler. Daha önceki çalışmalarda da benzer sonuçlar gösterilmiş. Benim gördüğüm bu araştırma bulgularının hakikaten gençlerin toplum geneline göre özellikle işte kendini tanımlama bakımından toplumla paralel olmasına rağmen toplumdan daha seküler, daha Atatürkçü, daha önde. Değerler bakımından da özgürlük ve eşitlik değerleri beklenecek daha yüksek görünüyor. Ama bu döneme özgü bir şey değil yani. Bu yıllara özgü bir özellik değil. Gençliğe özgü bir özellik. Her dönemde gençler aslında belirgin olarak toplumun genel statüsünden biraz daha uzakta, daha yenilikçi, değişimci oldular. Burada da öyle. Kritik bir nokta hakikaten gelecek beklentileri ya da yurt dışına gitme istekleri gibi konularda daha önceki çalışmalarda bu gösterildi. Yetişkinlerden daha yüksek oranda yurt dışına gitmek istiyorlar. Birkaç tane belirgin noktada eski bulgular tekrarlanmış. Ben şunu belirtmek istiyorum. Şimdi Demet Hoca bahsetti. Bu yetişkinliğe geçiş döneminde psikolojide artık biz yeni bir kavram kullanıyoruz. Beliren yetişkinlik diye. Yani 18-25 yaştı bu. Ama yeni revizyonlara göre bu 18-29 yaşına özetliyor. Bu daha çok gelişmiş ülkedeki gençleri tanımlamasına rağmen yani bu dönem daha çok keşfin yapıldığı, esnek işte çalışıldığı bir dönem ama genel küresel değişime paralel olarak bütün dünyada biliyorsunuz bizim gelişimsel görevler dediğimiz işte evlenme, çocuk sahibi olma, bir işte kalıcı olarak devam etme gibi özellikler geleneksel yapısını bozdu, değiştirdi. Bu dönemde artık bu daha esnek, daha geç evleniyor. Ortalama evlenme yaşında Türkiye'de bile yıllar içinde dramatik bir yükselme oldu ama örneğin Kuzey Avrupa'da 33'lerde bu İsveç'te, Norveç'te falan daha da yüksek. İlk çocuk sahibi olma yaşı da öyle. Kritik bir durum şu Türkiye'ye ilişkin aslında bu rakamlar da yansıyor. Şimdi Türkiye aslında gelişmekte olan ülkelerde bizim bu ara dönem dediğimiz beliren yetişkinlik yani yetişkinliğe geçiş dönemi gelişmekte olan ülkede daha kısaydı aslında. Yani hızlı yetişkin olan, hızlı işe başlayan bir uçaktı ama bu çok değişti çoğu ülkede ve Türkiye'de. Ama Türkiye'deki örüntüsü biraz farklı. Bakın size bir rakam vereyim. Şimdi bunu en belirgin hale getiren şey üniversite eğitiminin daha yaygınlaşmasıdır. Yani üniversite eğitimine giden gençlerde belirgin yetişkinlik döneminde keşif, yeni iş arama, işte evlenme erteleme falan daha yüksek olur. Şimdi Türkiye'de TÜİK yeni yayınladı bu eğitim istatistiklerini. En son istatistiklere göre örneğin Türkiye'de 2008 yılında ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora mezunu 25 yaş üzerindeki kişi oranı toplumda 9,8 iken bu geçen yıl itibariyle 24,6'ya 25'e yükseldi. Yani Avrupa'daki 35-40 ortalama düşünürsek çok yaklaştı ona. Yani büyük bir miktarda gençler artık üniversite mezunu. Ama bir farkla üniversite mezunu işsizliği de artan oranda devam ettiğine göre. Daha da kötüsü bana göre Türkiye'ye özgü ve Türkiye'ye benzer yanlış gençlik ve eğitim politikası olan ülkeler özgü kitlesel halinde görece vasıfsız eğitim almış mesleki yönlendirmesi olmayan bir gençlikte yetişti.
Yani hem iş yok hakikaten. Genç işsizliği yüzde işte geç rakamı %22'ler düzeyinde görünüyor. Kadınlara daha yüksek olmak üzere. Ama üniversite eğitimi onları da hazırlamıyor aslında mesleğe. Evet, Türkiye'de aynı zamanda şunu da duyuyorsunuz. İşte ara eleman yok, iş var, işte çalışmıyorlar. Çoğu yanlış bunlar ama nitelik bakımından toplumun, sanayinin beklentisiyle üniversitenin mezuniyetler arasındaki boşluk çok büyük. Yani Almanya ve Japonya gibi üniversitenin büyük oranda mesleği hazırladığı, staj içerisinde eğitim verildiği ve gençlik bu dönemde gençlerin arayışının eğitimle şekillendirildiği, çalışarak eğitildiği bir sisteme getiremedi Türkiye. Ve bunun acısını şimdi daha çok çekiyor. Yani %9 üniversite mezunu varken bu daha kolay, %25'te daha zor işsizlikte olduğu durumda. Şimdi bunlar bir ankete yansıyor tabii ki. Yani iş bulma kaygısı, o yüzden geleceği ve başka ülkede gelecek görme kaygısı gibi kaygıları çok net görüyoruz bu araştırmada. Aslında gençliğin mevcut durumunu hakikaten birkaç salma içinde bakmak lazım son olarak. Yani hem gelişmiş olarak bu döneme özgü özellikler, bu özelliklerin gelişmekte olan ülkelere yansıması, Türkiye üzerine yansıması ve aynı gelişim döneminde farklı güzergahlarda gelişen gençler. Şimdi bu kadar söyleyeyim, çok zaman alayım ama diğer konular ikinci, üçüncü konuşmamda söyleyeyim. Çok teşekkürler Nebi Hocam. Şimdi bir sorum da biraz daha Türkiye'de genç olmayı daha geniş bir perspektiften araştırmaya ilerletmek istiyorum konuyu da. Ben de Türkiye'li bir genç olarak, 23 yaşında bir genç olarak zaten bu sürecin içerisindeyim. O yüzden biraz daha çoklu krizler çağında genç olmayı tartışalım istiyorum. Demet Hocam, katıldığınız bazı panellerin isminde de zaten bu çoklu krizler çağında genç olmak gündemi sıklıkla karşılaştığımız bir gündemdi. Prekaryalaşma, güvencesizlik üzerine konuşmuştunuz daha öncesinde de. Bunun hakkında ne dersiniz? Türkiye'deki gençler nasıl bir kriz çağında şu an hangi atmosferde yaşıyor? Buna karşı tepkileri nelerdir? Evet, çok teşekkürler. Hani bir anlamda da tabii sizin de bir deneyimlediğiniz bir parçası olduğunuz ama bir yandan da bununla beraber de geleceğe dair net bir resim görmediğiniz, gelecek deyince kaygılarla beraber gelen o gelecek algısı üzerine de tabii gençlik literatürde çok yazıp çiziyor ister istemez ve bu anlamda da tabii küresel anlamda, küresel ölçekte de gençlik araştırmalarında önemli bir dönüm noktasından geçiliyor. Çünkü bizim bildiğimiz anlamdaki gençlik tanımı ve gençlik sosyal kategorisinin ortaya çıkması modern toplumlarla beraber ortaya çıkmış modern bir toplumsal kategoriden bahsederken işte çalışma ilkten eğitim hayatında çalışma hayatının gençleri yetiştirilir. Orada aynı zamanda da geleceğin yurttaşları bir anlamda belirli bir siyasal eğitimden de geçer ve onun sonrasında da yurttaşlı olarak hayata katılır. Çalışma hayatının bir parçası olur gibi bir döngü ister istemez çok lineer de bir döngüydü ama modern sanayi devriminin gençlik tanımının da merkezinde oturuyordu ve bu yüzden de modern toplumların aslında bu döngüsü, hayat döngüsü aslında asıl olarak yetişkin merkezdeydi. Fakat çocukluk ve gençlik geleceği temsil etmeleri dolayısıyla bir anlamda geleceğin şekillendirilmesi için çok önemli kategori olarak karşımıza çıkıyordu. Bütün o ulus devlet süreçlerinde de işte modern ideolojiler içinde böyleydi vesaire. Bugün ise bu bahsettiğimiz lineer geçişlerin, yani ki biraz önce Nebi Hoca da bahsetti, gençliğin uzaması ama aynı zamanda da işte yetişkinlikle gençlik arasındaki sürecin uzarken de bunun bir kendini keşfetme dönemi olarak kullanılamayacağı gibi tartışmalar hani 21. yüzyılı devirdiğimiz bu dönemlerde aslında hepimiz için gündelik hayatımızda da yaşadığımız farklı krizleri deneyimlediğimiz ekonomik krizlerden, siyasal krizlerden, savaşlardan, küresel iklim krizinden bahsettiğimiz ve bu küresel çoklu krizler çağında da
yetişkinliğe geçebilmenin çok zor olduğu, yetişkinlik bildiğimiz anlamdaki yetişkinliğin kendi içinde bir kriz yaşadığı, yaşlanan toplumlarla beraber aslında yaşlılık üzerinde düşündüğümüz pek çok şeyin değişiyor olmasıyla beraber aslında o çoklu krizler dönemi olarak adlandırdığımız dönem ister istemez hayat döngülerini de ve aynı zamanda da o hayat döngüleriyle bağlantılı olan sosyal kategorileri de yani çocukluk kategorisini de gençlik kategorisini de yetişkinlik kategorisini de değiştirdi ve hatta denilebilir ki bir krize soktu. Ve bu anlamda da tabii ki yani bu krizle beraber herhalde söyleyebiliriz ki hani siz de bunu kendi deneyiminizden yola çıkarak 23 yaşında bir genç olarak da deneyimlediğimiz üzere bu kriz öyle bir kriz ki en avantajlı olarak düşündüğümüz işte prestijli okullarda okuyan kendi hayatının normalde bir önceki kuşaklarda eğer olsaydı çok rahatça geleceğine dair çok daha olumlu bir bakış açısına sahip olabilecek kişiler bugün giderek karamsarlığa düşebiliyorlar. Giderek ne olacak gelecekteki durumumuz diye soruyorlar. Hani bu anlamda da tabii ki bu içinde yaşadığımız küresel bir kriz ama biraz önce Nevi Hoca'nın da bahsettiği gibi tabii gelişmekte olan ülkeler için bu küresel kriz çok daha zor ve tabii kronikleşen sorunlarla da beraber atlatılması da hiç kolay olmayan sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu sebeple de kendilerine giderek yalnızlaştığını söyleyen, bu giderek yükselen sorunların karşısında bütün yaşadıklarını kendi suçuymuş gibi hissetmeye başlayan, kendi başarısızlığıymış gibi adlandıran da bir genç kuşaktan da bahsedebiliyoruz. Hani bu anlamda da hani herhalde söylenebilir ki bugünün genç kuşağı açısından konuştuğumuzda hiçbir tarihin hiçbir aşamasında olmadığı kadar yetişkinliğe geçişte ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yetişkin hayatı kurmakta zorlanan bir genç kuşakla karşı karşıyayız. İşte bu yüzden de hani hem gençliğin hem de aslında yetişkinlik kategorisinin de bir kriz içinde olduğunu söylemek gerekiyor. Çoklu krizler çağından bahsederken. Çok teşekkürler Demet Hocam. Tam da sizin bıraktığınız yerden sorumu aynı zamanda Nebi Hoca'ya da sormak istiyordum. İşte çoklu krizler çağından bahsederken güvencesizlik, prekaryalaşma dedik. Yetişkinliğin kendi içinde bir kriz, gençlikten yetişkinliğe geçişte bir krizden de bahsettik. Bu krizler içerisinde doğal olarak gençlerin kendi işlerinde psikolojik olarak da yaşadıkları bir bunalım sürecinden bahsedebilir miyiz? Sizin gözlemleriniz neler? En azından Türkiye'deki gençlerin bugünkü süreçte 21. yüzyılda neler hissediyorlar, bu 2. yüzyılda neler hissediyorlar ve bu krizler hakkında neler söylersiniz hocam? Aslında bu kriz söylemi hani gençliğe ve ergenliğe yapıştı kaldı biraz da. Bilimler bu konuda biraz ikircikli. Şimdi doğası gereği bütün geçişler belirsizlik içerdiği için daha çatışmalı olabilir, daha krizli olabilir. Hatta işte psikolojide alanı domine eden Erik Erikson bu gelişim dönemlerinde beşinciye karşı yani döneme işte kimliğe karşı kriz dönemi tanımladığı için böyle olmuş ama herkes aynı krizden geçmiyor. Yani kriz olmaz demek yani geçiş döneminin ne diyeyim çalkantıları geçiş döneminin uğraşları diye de bakılabilir. Yani koşullarına göre psikolojik özelliklerine göre ailenin sunduğu özelliklere ailenin çok yetiştirme mizacı ile çocuğun beklentileri arasındaki uyuma göre bu bir kriz şeklinde de geçirilebilir. Gayet düzgün işte bir aktarım süreci olarak yaşanmadan da geçirilebilir. Yani çok sayıda bunun yolu var. Yani hakikaten koşullar, bağlam çok belirliyor. Yani konuda araştırmasını konuştuğumuz için oradan bir rakam söyleyeyim. Örneğin gençlere sorulduğunda
Geleceği nasıl görüyorsun? Onu da iyi görüyorsun diye baktığımızda alt gelir grubundan gençlerin sadece %21'i geleceğinin iyi yönde gelişeceğini düşünürken üst gelir grubunda %41'e çıkıyor bu. Bu belirgin fark. Ama üst gelir de 41 hala yüzde. Yani %70-80 değil. Yani genel olarak Türkiye'de gençlerin gelecek beklentilerinde bir sorun var. Bu çok önemli bir nokta. Bu da işte bu geleceğe hazırlama dönemi ne ilişkin? Bizim eğitim sistemimizin ve kültürümüzün sunduğu güzergahların yetersiz kalması ve artık dönüşümü sağlayamaması. Yani çok belirgin bir nokta. Burada konuştuğumuz bu eğitimin sınıf değiştirme, yukarıya doğru hareketlendirme, kapasite geliştirme konusundaki belirgin etkisi azalmış durumda. Yani Cumhuriyet'in en büyük kazanımı buydu biliyorsunuz. Yani eğitim yoluyla hızlı ve yukarı doğru sosyal değişimi sağlamaktı. Şimdi sadece 12 yılda %10'dan 25'e çıkan üniversite mezunu oranı böyle mi etki yapmalıydı? Dedi. Ama gençler hala daha cumhuriyetçi, daha bağımsızlıkçı, daha da Türkiye sahip çıkıyorlar. Ama o sistemin kurduğu olanaklardan daha az yararlanıyorlar artık. Ve burada eskiden yani dezavantajlı koşullarda olanın toplumun sunduğu imkanlar azalmaya başladı. Bu da belli gruplar için krizi derinleştirdi. Yani özellikle artık yoksul bir başlangıç yapmışsanız bu artık krizle beraber değişecek. Başta şöyle düşünün. Şimdi en önemli dönemde hayata hazırlanıldığı, işte gelişimsel işlerin yapıldığı döneme işsizlik olarak başladığınızı düşünün. %22'si de başlıyor. Ve kronik bir işsizlik deneyimiyle iş hayata başladığınızda iş hayatından beklentiler nasıl değişir? Yani bunları düşündüğümüzde ciddi sorunlar. Bir kısmı da hakikaten normal gelişimsel sorunlar. Şimdi bütün dünyada da esnek iş gücü, uluslararası mobilizasyon ondan sonra arttı. İşe bağlılık düştü. Yeni dünya düzeninde muhtemelen 4 gün çalışmaya, 35 saat ya da 7 hafta çalışmaya çok yakın zamanda dünya geçecekler. Yani bunların hepsi de tabii bu dönemi etkileyen özellikler oluyorlar. Ama bana göre iyi yönüne de bakmak lazım. Yani aynı zamanda gençlik, örneğin özellikle son 22 yıldaki muhafazakar iktidar döneminde bile statükodan bağımsız gelişebilmiş, dünyalaşabilmiş ve bu araştırmanın gösterdiği gibi heterojen olmasına rağmen toplumun daha önünde, daha özgürlükçü, daha evrensel değerlere yakın değerler sistemine doğru evrilmiş. Bu da çok önemli bir kapasite. Yani bir kısmı bunun cumhuriyetlik yıllarından gelen etkiyle cumhuriyetin kendini üretme kültürel olarak üretme becerisine dayalı. Bir kısmı gençliğin dinamizmine dayalı. Bir kısmı işte yeni sosyal medya ve gençlik kültürünün evrensel özelliklerine dayalı ama böyle bir değişimden geçiyor. Buna biz yeterince yön verememiş olmamız diye bir sorun. Belki önümüzdeki şeyde bir sonra onu konuşuruz. Yani gençlerin bu çoklu kriz dediğimiz işte bir kısmını Demet Hoca anlattı. Buna karşı da aslında çok belirgin başka ülkelerin bulduğu etkili göstermiş çözümler var. Biz bunları hayata geçiremeyip akışına bırakıyoruz. Hala örneğin sonsuz sayıda üniversite açıp üniversite bölümlerinin ihtiyaç analizlerini falan yapmayıp ve kitlesel halde bir şey mezun etmeye ve mezuniyetteki genel niteliğe de dikkat etmemeye şeyi kronikleşti. Yani bu yarışmaya nasıl girecek belli değil bunlar. Yani buna karşı bu potansiyel de orada görülebilir. Yani bu kadar üniversite mezunu gençlerin bu görüşü potansiyel yönlendirmek yerine yani potansiyel heba etmeye dönük politikalar bile konuşulabilir bir sonraki yerde. Ama evrensel krizlerin bazılarında Türkiye'ymiş gibi de bakmak gerekiyor. Yani böyle bir gözle de değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Nebi Hocam. Aynı zamanda zaten bir sonraki sorumun da kısa kısa yanıtlarını da verdiniz. Oraya da bir yol açtınız. Yani çok karamsar bir tablo çizdik başlangıç içerisinde. İşte çoklu krizler dedik. Türkiye'deki gençler ne düşünüyor, neler yaşıyorlar dedik. Tabii doğal olarak ya hem dünyada hem de belki de Türkiye'de belirli destekleyici mekanizmalar düşünülüyor. Ya da bir politika önerileri ortaya çıkıyordur. Biraz aslında bu politika önerilerinden, gençleri destekleyici mekanizmaların neler olabileceğinden, sizin gördüğünüz örnekler üzerinden konuşalım da istiyorum. İkinize de zaten aynı soruyu sormuş olacağım. Demet Hocam isterseniz siz başlayın.
Sonra Nebi Hocam da yanıt verir. Tabii çok teşekkürler. Yani bir anlamda da gerçekten önemli bir soruyu sormuş oluyoruz hep beraber. Yani bunun üzerine düşünülüyor olması çok değerli. Çünkü hani hepimiz bir araya geldiğimizde hem gençliğe dair ve Türkiye gençliğine dair çok önemli artı noktalarından sahip olduğumuz potansiyelden bahsedebiliriz. Aynı zamanda da bir o kadar rahatlıkla bütün sorunları masaya yatırabiliriz, işte şöyle bir kronik sorunumuz da var, bu da var gibi listeyi giderek uzatabiliriz. Ama hani bu sorunların karşısında ne yapmamız gerekiyor? Gençleri destekleyici mekanizmaları ve gençlik politikalarını oluşturmamız gerekiyor dediğimizde, bu konunun çok da fazla tartışılmadığını ya da yeterince tartışılmadığını görebiliyoruz. Oysa ki biraz önce bahsettiğimiz bütün sorunların karşısında gençlerin kendisini yalnız hissetmeyeceği ve bütün olup bitenden sadece kendileri sorumluymuş ve o yüzden de sorunları bireysel başarısızlıklar olarak omuzlarına yüklemelerinin gerektiğini düşünmemeleri de bir o kadar değerli. O yüzden de tabii hani gençlik politikaları derken de aslında gençleri ve genç yetişkinleri güçlendirici politikalardan da bahsediyoruz. Bir yandan biraz önce de söylediğimiz gibi, yani genç işsizliğinin kronikleşmiş olduğu bir ülkeden bahsettiğimizde tabii ki bu gençlerin de özellikle de üniversite mezunu gençlerin son dönemde de çok ciddi bir artış yaşadığını düşündüğümüzde, bu gençlerin aslında hayata başlarken pek çok hayallerle hayata başlamak istediklerini, yetişkinlik hayatına başlamak istediklerini, geleceğe dair hayaller kurmak istediklerini, ancak bunun gerçekte var olabileceği, gelebileceği yerlerle karşılaştırıldığında çok kısıtlı kaldığını düşündüğünü görüyoruz. O yüzden galiba hem bu araştırmada ama aynı zamanda da nitel araştırmalar yaptığımızda en çok karşılaştığımız konulardan bir tanesi gençlerin yaşadığı hayal kırıklığı. Ve o bütün kendilerine vaat edilen, eğer çalışırlarsa, eğer emek verirlerse her şeyin iyi olacağı ve iyi bir geleceğin onları beklediği vaadinin aslında gerçekleşmediğini görmek. Bu anlamda da böyle bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalan gençlere destekleyici mekanizmalar üzerine düşünmek. İşte örneğin işsizlik yaşayan gençlere dair politikaların düşünülüyor olması, gençlik politikalarının sadece ve sadece eğitim almakta olan gençlere değil ama aynı zamanda işsiz gençlere ve bir o kadar da çok da üzerine konuşmadığımız ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere de kapsıyor olması ve bu anlamda da genç işsiz olarak kabul etmediğimiz ama çok önemli bir sayıda olduğunu bildiğimiz, Türkiye'deki yine konikleşmiş sorunlardan bir tanesi olan ne eğitimde ne istihdamda olan genç kadınlar için bir şeyler yapmak. Aynı zamanda da genç yetişkin olan işte örneğin genç anneler, genç annelerin hayata katılımını sağlayıcı bazı önemli önlemlerin alınması. Bütün bunları teker teker düşünebiliriz herhalde ve ancak gençlerin de kendi içinde heterojen bir kategori olduğunu da varsayarak, kesişimsellikleri de varsayarak onları güçlendirici mekanizmalar ve politikalar üzerine düşünmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki sorunlardan ve ülkenin sahip olduğu genç nüfusla beraber gelen potansiyelden bahsedebiliriz ama bu potansiyeli iyi kullanmak, şu anda var olan hayal kırıklığını umuda ve geleceğe dair bir şeylerin değiştireceğine dair bir inanç haline getirebilmek için sanırım
sağlıklı ve gerçekten nitelikli gençlik politikalarına ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Çok teşekkürler Demet Hocam. Ya aynı soruyu Nebi Hoca'ya da sormak istiyorum. O birazcık da başlamıştı zaten eğitim politikaları üzerinden. Hocam devam edebilirsiniz. Yani aslında Demet Hoca'nın söylediği yerden devam edecek olursak, şimdi sorunun sadece gençlere diye, genel bir sorunun gençliğe yansıması. Bakın şimdi ne eşitliğe, ne eğitimde olana olan niye bizde bu kadar yükseğe, anlamak için genel iş gücüne katılıma bakmak lazım. Şimdi Türkiye'de iş gücüne katılım hala %52, hepsi yani çalışabilir nüfusun %52'si iş gücünde. İşsizler çıkarırsak bu 48'e düşüyor. İş gücüne katılımda erkekler 68, kadınlar 31 hala. Şimdi o yüzden özellikle 21-25 yaş arasında ne işte, ne eğitimde, ne de kursta, yani herhangi bir şeyde olan kadın oranı bildiğim kadarıyla 38 ile Güney Afrika'dan sonra en yüksek Türkiye'de. Yani genel bir işsizlik, iş gücü katılımı, siz kritik dönemi baktığınızda böyle bir yansıyor. Şimdi temel bir psikolojik bulguyu önce söylemek istiyorum. Şimdi bir toplumda hızlı bir gelişme, esenlik, refah olduğunda bundan en çok faydalanan en kritik gruplar oluyor. Çocuklar ve gençler oluyorlar olumlu yönde. Bir kriz olduğunda da en olumsuz etkide yine bunlar oluyorlar. Her bakımdan, hem psikolojik gelişim bakımından, biyolojik gelişim bakımından, sosyo-kültürel bakımdan böyle oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin genel iş gücü istihdam politikasının yanlışlığı, eğitimin yanlışlığı toplum için bir sorun, gençler için katmerli bir soruna dönüşüyor doğal olarak o dönemde. Yani böyle bir yansımadan geçiyor. Dolayısıyla yani diğer işlerimiz olsun da genç düzeltelim, hem çok zor bir şey. Genel bir değişimle beraber gelecek bir şey, ama kritik nokta şu: hakikaten bizim çok ciddi olarak gençlerde madem bir işsizlik ve ne işte ne eğitim ciddi bir sorunsa, özellikle eğitim yıllarında nasıl işe katılır, nasıl stajlar daha etkin hale getirir, nasıl özellikle kalkmış, birkaç tane örnek ülke var bu konuda. Yani hep Almanya, Japonya diyoruz ama Finlandiya, Singapur, Çin, onlara çok iyi örnekler. Demokratik olmayanlar için de bile iyi örnekler var. Yani gençleri üniversite eğitimi sırasında meslek edindirmeye adamlar. Yani şöyle bir politika düşünebiliyor musunuz? Yani her yerde bir üniversite açalım. Bu üniversitenin de teknik kısımları, laboratuvar kısmı paralıdır. Hepsine biz parasız eğitim yapabileceğimiz böyle kaba, ne bileyim işte hukuk olsun mesela, psikoloji de olsun, sosyoloji de olsun. Buradan mezun olsun insanlar. 100 bin. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi ondan sonra her yerde bay bayan işte işçi eleman aranıyor. Kapıda yazıyor. Diyor ki herkes işçi bulmuyor. Şimdi ne yapsın şimdi? Üniversite mezun olsun, gitsin hepsi kürsün mü diyor o da gençler. Yani herkes haklı aslında. Yani çarpık bir sistem buraya getiriyor. Şimdi ara eleman ihtiyacı bakımından sanayi odalarının ciddi rakamları var. Yok diyor dışarıda. Bazı kuruluşlar kendileri kuruyorlar. Mesela isim vermiyorum ama benim kendisinin lise kurup kendisini eleman yetiştirdiği çok ileri holdinglerimiz var Türkiye'de. Bursalı var bir tane biliyorum. Böyle yetiştiriyorlar. Yani sistem bunlara yapamıyor. Dolayısıyla ilk şey şu olması lazım. Yani üniversite eğitimi, yani tamamı doğal olarak bir bilimsel okuryazarlık eğitimi içermeli. Genel sosyal kültürel sermaye için. Ama belirgin olarak mesleki yönlendirme kanallarını aşmalı. Yani giden insanlar işte teknisyen olacaksa teknisyen olmayı burada öğrenmeli. Ön lisans mezunların haline bakın. Bakın 7,5 milyon öğrencimiz var. Almanya'dan iki katı neredeyse üniversite sayımız. Bunun 3 milyon açık öğretimde ve mesleki eğitimde hiçbirinin mesleki donanımı yok. Siz hiç gördünüz mü 2 yıllık okuldan mezunum ve şunu öğrendim diyen bir insan? Yani ve bunu herkes biliyor. Kral çıplak. Ve buna bir sistem bulmuyoruz. Yani bu ciddi bir sorun. Dolayısıyla üniversitelerin iyi bir dönüştürülmesi lazım. Bu sıradan ve üniversite eğitimi sırasında almaya, çünkü bir örnektir. Buna çalışmaya başlaması lazım. Özellikle bu mesleki yönlendirme kursları bir zaman meslek liselerinde sunuluyordu. Çok iyi bir şeydi bu. Ama çok sınırlı kaldı. Yani iş arayanlara iş edinme, iş arama, ama iş aramaya aynı zamanda yetenek geliştirmeyle birleştiren modeller var. Amerika'da işte bir Michigan modeli diye bahsedilir. Başka ülkelerde modeller var. Bunlar Türkiye'de de uygulanmadı. Yani Dünya Bankası'nın işte hiç başka kutsal projeleri var. Demet Hocam bilir, böyle parça parça çok sayıda sosyal bilimci bu işlere girdiler. Ama kitlesel olarak fark yaratacak proje oluşturulamadı Türkiye'de. Yani nasıl yaparız da biz bu erken dönemde verimliliğe sokarız? Şimdi gerçekten gençlerin değerlilik duygusunun kazanması için, ki değerlilik duygusu, öz saygı çok önemli psikolojik sermayedir bu dönemde. Bu dönemde üretim ilişkisine girmesi lazım. Yani benim sosyolojide,
En çok beğendiğim kuram, sosyologlar öz saygıyı, benlik saygısını üretimden geldiğini söylüyor. Çok doğrudur. Biz biraz farklı kaynakta kullanırız. Dolayısıyla yani düşünün sizi, okurken çalışmıyorsunuz, bitiriyorsunuz, iş bulamıyorsunuz. Hep dere dışı arıyorsunuz örneğin. Bu da yanlış ki. Yani hala üniversite mezunu demek, memur demek gibi. Dünyada yok artık bu. Genç girişimciliği modeli niye değiştirmeli? Gençlerin startup kurma oranı Türkiye'de hala çok düşük düzeyde. Bakın bu Avrupa'da, Amerika'da inanılmaz bir kapasite oldu. Çok sayıda işte bu genç girişimciliğe yönelik projeler var. Bir tanesinde ben çalışmıştım bu Avrupa Birliği projesinde Zeynep Cemalciler Hoca'yla Koç Üniversitesi'nde. Mesela orada 13 Avrupa ülkesinde destekleyen amaç gençler erken dönemde girişimciliği öğretmekti. Yani bu tür mekanizma Türkiye çok uygun. Kadın girişimciliği konusunda çok güzel girişimler yapıldı. Bazılarının, Demet Hocam mesela bunlar belediyeler bazılarını yapıyorlar. Çok doğru. Örneğin son bir şey söyleyeyim. O zaman galiba zor. Mesela İstanbul Belediyesi çok güzel İSPER'le bu istihdam edilme ofisleri kurarak işe yarasa. Belediyenin işi değil aslında bu. Devleti ama belediye bunu üstlendi. Mesela bu şeylerin İSPER gibi bu istihdam ofisleri gibi ki her ilçede kuruldu şu anda İstanbul'da. Bunların örneğin nasıl meslek edindirilmeye, mesleki beceriler kazandırmaya da yönelmesi çok iyi olabilir. Madem ki bu işi devlet üst düzey yapamıyor, kafası başka şeylerle meşgul, bunlara girecek zamanları yok. O zaman toplumun, belediyelerin falan da bunlara girmesi lazım galiba. Çünkü medyen yaşı 32 olan, genç olan bir ülkenin hala %52'lik bir iş gücüne sıkıştırıp kalması kadar vehamet olamaz. Yani kalkınmak zorundayız. Bu var ve bunları hiçbir şeyde kullanmıyoruz. Yani en yüksek işte genç kadınlar da hakikaten bu rakam akılda kalsın. 21-25 yaş arasında kadınlarda ne işte ne eğitimde de kurslu olanda dünya ikincisiyiz. OECD'de ikinci raporlarda. Yani bu akılda kalsın en azından. Yani buna bir şey yaptığımız sürece ve var politikalar bunun ve Türkiye'de potansiyel de var. Teşekkürler hocam. Bize ayrılan sürenin de yavaştan sonuna geliyoruz. Ama isterseniz son sözlerinizi alabilirim. Vurgulamak istediğiniz ekstra bir şey varsa. Demet hocam var mıdır? Evet, Nebiye Hoca'nın söylediklerini hani belki bir kez daha tekrar etmek ve hani hem ulusal ölçekte hem yerel ölçekte ama aynı zamanda da sivil toplum bazında aslında bu politikalara ve hizmetlerin dönüştürülmesine ve gençlik merkezli de düşünülmesine, bunun da gençlerle beraber yapılmasına ihtiyacımız var. Yani uzun süreler biz Türkiye'nin genç nüfusu ve bu genç nüfusla beraber sahip olunan demografik fırsat penceresinden bahsettik. Oysa artık şimdi yaşlanma trendine girmiş olan bir ülkedeyiz ve aslında tabii ki gençleri sadece kalkınmanın bir yolu olarak düşünmemek, çok daha geniş olarak onlara hakkı olan, yurttaşta olarak hakkı olan hizmetlerin ve politikaların sunulmasından bahsetmemiz gerekiyor. Ancak Nebi Hoca'nın da söylediği gibi hani ülke kalkınması da ister istemez özellikle de bu kırılgan kategoriler olarak tanımladığımız ama diğer taraftan da bir katkı sunduğunuzda, bir destek verdiğinizde çok ciddi de ivmeler yaratan gençlik gibi kategorilerden sağlayacağız galiba. Hani o anlamda da bunu her ölçekte düşünmenin çok ciddi önemi var ve o yüzden de belediyeler kadar hani tabii ki sivil toplum ki bunun yapmaya çalışan sivil toplum kuruluşları da var. Konuyu gündemde tutmaları ve konu üzerine konuşulmasını sağlaması çok çok önemli ve işte bugün konuştuğumuz ankette biraz bunu yapmamıza vesile olduysa ne mutlu diyelim. Çok teşekkür ediyorum davet için. Ben de çok teşekkür ediyorum Demet Hocam. Nebi Hocam, sizin son sözlerinizi de alabilirim. Benim de son sözlerim aslında şunlar olsun. Hakikaten bu gençlerin mevcut durumu kök nedenleri iyi bakılmadığında yanlış algılara yol açıyor. Toplumda bazı önyargılar da buna göre şekilleniyor. Yani gençleri suçlayan, gençlerin kendi durumunu, gençlerin kendi yarattığına ilişkin bir algı çok yanlış bir şekilde yayılıyor.
Buna karşı çok dikkatli olmak lazım. Bir de ikincisi, buna çok benzer bir şekilde aslında çok bilimsel temel olmayan, işte Z kuşağıydı, milenyumdu falan gibi, çok bilimsel gerçekliğe dayanmayan açıklamalarla bu gençlik açıklanmaya çalışıyor. Bunlar çok bilimsel yaklaşımlar değil. Hakikaten gençlik dönemi aynı zamanda kimlik gelişimi içerdiği için bağımsızlaşma, aileden kopma, sağlıklı kopma daha doğrusu gibi özellikleri sağlanmasının koşullarını yaratmamız gerekiyor. Yani düşünün, bir evden ayrılma, çoğu insan sadece evlenmekle mümkün oldu. Yani şu anda işsiz de olsa, çalışıyor da olsa evinde yaşamak durumunda olan çok büyük bir genç grup var. Yani gençlik döneminin bizim gelişimsel görev dediğimiz ayrılma, kendi yakın ilişkilerini kurma, özellikle olarak gelişme potansiyelinin önündeki engelleri kaldırdığımızda onlar kendi potansiyellerinden daha büyük göstereceklerdir. Bu çok kritik bir nokta. Yani sizin gençlere vereceğiniz erken dönemdeki bir maddi destek aslında onların psikolojik gelişimine büyük bir katkı, bağımsızlaşmayı sağlayarak. Bunlar düşünülerek ayrı bakılması gereken bir konu. Bir de hakikaten bu kendisinin neden olarak kendisini görürse bu sorunların, sorun olanların azından gereksiz bir bunalıma giriyorlar. Dolayısıyla sağlıklı açıklama tarzı kritik. Yani kim neye atfedeceğimiz sorunu. Bence sorunun hakikaten gençlerin kendinden gelmiyor. Bunlar daha çok başka kaynaklardan geliyor. Bunu bilerek yaklaşmak gerekiyor soruna. Çok teşekkür ediyorum program için ve davet için. Çok teşekkürler. Ben de hem beni bilgilendirdiğiniz hem de izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için de. Çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Sağ olun. Siz izleyicilerimize de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Programımızı beğendiyseniz YouTube'dan beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.